Gençler iyi akşamlar. Herkese merhaba. Ee, 1986 yılında çıkmış bir itme momentum sorusu. Ee, bunun benzerlerinden daha önce çözdük ama bu soruyu çözmemişiz. Ee, güzel bir soru kalıbı. Bir tane daha çözeyim istedim. Ee, soru şu. Ee, M1 kütleli bir takozumuz var. Ve bu takozun üzerinde M2 kütleli bir cisim var. Noktasal bir cisim. Ee, cisim serbest bırakılıyor. Cisim bloğun en alt noktasına geldiğinde blokla cisim arasındaki etki tepki kuvveti nedir diyor. Cevap da burada verilmiş. Ee, siz uğraşırsınız. Şimdi, şöyle başlayalım. Şimdi bir kere biz bunun benzerlerinden çözmüştük. Burada problem şu olabiliyor. E, tanımlamaları yaparken yere göre hızım alacağız. E, arabaya göre hızımı alacağız. Şimdi bu M2 kütlelicisinin buraya geldiğinde hızına V2 diyelim. M1 kütlelicisinin de şu tarafa doğru v1 hızıyla hareket ediyor. Ee, şimdi biz bu yere göre hızlar olsun. Yere göre hızları e, V2 ve V1 olsun. Yani şu M2 kütlesinin total hızına V2 demiş olayım. Bu benim tercihim. Diğerinde de şu cisimde şu tarafa doğru V1 hızıyla gidiyor olsun. Bir kere toplam momentum korunumundan ilk momentum sıfır olduğuna göre ikisi de duruyorlar. Son momentum da sıfır olmalı. Yani buradan M2, V2, M1, V1 gibi bir eşitlik yakaladım. Bu kenarda dursun. Momentum korunumundan geldi. Peki enerji eşitliği yazarsak ilk enerji son enerji ya da kayıp kazanç yazalım. Kayıp e, kazanç yazarsak. Şimdi burada o M2 kütleli cisim bir yükseklik kaybetti. Ne kadar yükseklik kaybetti? R kadar. Hocam bunun yüksekliği R'den farklı yapıyor demeyin. Noktasal bir cisim demiş soru. Yani şu yükseklik cismin büyüklüğü, bu cismin boyutu önemli değil. Neyse, bu M2 kütleli cisim M2G R'lik bir potansiyel kaybetti ve bu bu cisimlerde kinetiğe dönüştü. Yani bir 1 bölü 2 M1 V1 kare var, bir de 1 bölü 2 M2 V2 kare var. Bu hızları yere göre seçtiğim için bir problem yok şu anda. Hatta M2 V2 yerine M1 V1 yerine M2 V2 yazalım. Yani ne oluyor? M2GR 1 bölü 2 şunu M1 V1 çarpı V1 diye yazarsam M2 V2 V1 artı 1 bölü 2 M2 V2 kare oluyor. Hatta M2 GR eşittir 1 bölü 2 M2 V2 parantezinde V1 artı V2 oluyor. Şimdi burada M2'ler gitti. O halde ...mesela yarı çapı çekersen bana lazım olacak çünkü... E, ...V2 bölü 2G... ...V1 artı V2 oldu. Bizim yarı çapımız bu şekilde tanımlandı. Tamam burada da bir problem yok. Şimdi bana lazım olan şey ne? Buradaki etkileşim kuvvetini soruyor. Yani mesela şu cisim için bakarsak... ...alttaki cismin uyguladığı bir tepki kuvveti var ona N diyelim. Aşağı doğru da bir MG ağırlık var... Tabii merkeze doğru bir net kuvvet var çünkü dairesel bir hareket yapıyor. Net kuvvet F net yani N eksi MG eşittir MA yani hatta bu M yerine kütleyi tanımlayalım. N eksi M2G F net eşittir MA dediğimde V kare bölü R. Peki bu hız ne hızdır dersen buradaki yüzeyin uyguladığı kuvvet buradaki bağıl hızdan kaynaklanır. Aslında onu şurada söyleyelim isterseniz. Yani diğer videoda da söylemiştim sanırım ama şimdi şu adam mesela şu tarafa doğru V hızıyla giderken içindeki cisim de V hızıyla giderse zaten burada bir tepki kuvveti oluşmaz. Ama mesela şuradaki e, şu durgunken içerideki cisim V hızıyla giderse o zaman bu yüzeye çarptığı için Yüzey ona bir tepki kuvveti uyguluyor devamlı merkeze doğru. Yani buradaki tepki kuvveti olan merkezcil kuvvet cisimler arasındaki bağıl hızdan kaynaklanıyor. O yüzden bu soruda e, üstteki cisim V2 ile alttaki cisim V1 ile gidiyor. M V kare bölü R'yi V1 artı V2'nin karesi bölü R diye yazmalıyız. E tamam yani hatta şöyle dursun. Burada bir problem yoksa artık işleme dalıyoruz. Yani n eksi m2g m2 şurada bir v1 artı v2'nin karesi var. Yarı çap yerine de şunu yazıyorum. v2 bölü 2g onu yukarı atayım isterseniz 2g'yi çarpı v1 artı v2. Tamam r'yi yazdım 2g'yi de yukarıya attım. Yani n eksi m2g Eşittir. O zaman şurada şu v1 artı v2'nin karesiyle şu ifadeye gitti. Ee, ne kaldı? Ee, 2g m2 2g çarpı v1 artı v2 bölü v2 kaldı. Bölü v2 kaldı. Tamam, artık işimiz bunu düzenlemeye kaldı. Bize zaten şu tepki kuvvetini soruyordu. Onu şuraya yazayım. E'n eşittir m2 g artı 2 M2G ee, burada da paydayı dağıtırsam V1 bölü V2 artı 1 oldu. Yalnız burada biz V'leri kendimiz tanımlamıştık. Soru kendi verdiği nicelikler cinsinden istiyor cevabı. O zaman şurada V1 bölü V2'yi çekelim. V1 bölü V2 M2 bölü M1'e eşit. Yani burada M2 bölü M1 yazacağız artık ve bitecek. N eşittir. M2G artı 2m2g şuraya m2 bölü m1 hatta paydaları da eşitlersem şöyle bir e, ifadeye ulaştım sanırım cevap da buydu zaten e, benzeri soruları var güzel bir soru kalıbı e, olimpiyatta çokça sorulmuş kıymet verilen bir soru görüşmek üzere gençler hoşçakalın.